Merhaba, ben Güven İstanbul. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Biraz soluklanayım. Yaklaşık 1700-1800 metredeyiz. Aşağıda bir yürüyüş rotası var. O beni kesmedi. Dedim biraz daha yukarılara çıkayım. Buranın biraz daha yukarısı. Burası biraz daha var. Güzel bir tepe. Altında da bir şelale akıyor. Daha doğrusu bir nehir var. Bu nehir bu kanyonu yarıyor. Bu gördüğünüz güzel kanyonu oluşturuyor. İşte bu hafta bu kanyon hikayesini ekrana getireceğiz. Bolu Seben'deyiz. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok bilinen bir yer değil. Herkes Akdeniz'e, Ege'ye hücum edince oralar bitti. İç Anadolu çok bakir kaldı. O yüzden ben biraz İç Anadolu'ya yöneldim. Bu bakir yerlerimizi size göstermek istiyorum. İnşallah Ege ve Akdeniz gibi olmaz. Buralar bakir kalır ama gerçekten çok güzel. Şu anda bu kanyonun hikayesini ve Seben'in hikayesini yapacağız. Çok güzel yerlere götüreceğim sizi. Güzel bir kanyon göreceksiniz. Güzel bir kültür göreceksiniz. Keyifli bir program olacak. Keyifli bir hafta sonu olacak sizin için. Kanyonun girişinden beri bizimle beraberler. Bunlar bu köyün kapı zilleri. Bunlardan izinsiz içeri giremiyorsunuz. Çünkü havlıyorlar, peşinizi takip ediyorlar. Ben rüşvet olarak onlara mama verdim. O yüzden beni takip ediyorlar. Çok tatlılar. Hadi gelin bakalım. Aslında bizim rehberimiz, yol gösteriyorlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani hafta sonu değerlendirmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Çok zor bir parkur değil. Keyifli parkur. Hemen aşağıda da zaten nehir akıyor. Kanyon aşağıda. Aşağıda inebilirsiniz. Ama yani durumunuza bağlı. Becerebilirseniz aşağıdan yoksa yukarıdan daha güvenli. Şu güzelliğin tadını çıkartabilirsiniz. Şuraya bakar mısınız? Yemyeşil. Su sesi, kuş sesi. Hiç elektrik teli yapı mapı yok. Doğayla baş başasınız. Çok güzel. Ben bazen insanlar nereye gidiyor? Seben deyince orası neresi diyorlar. Çok da bilinmiyor aslında abi. Halbuki çok da yakın bir yerdesiniz. Evet. Biz Bolu'ya 54 kilometre mesafedeyiz. Ankara, Nalan ilçemize de 30 kilometre mesafedeyiz. Doğa harikası olarak biz Seben olarak Seben Gölü'ne, Batı Karadeniz'in en büyük gölüne sahibiz. 60 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan ve doğası, yeşili ve baktığımız zaman da burada bulunduğumuz alan, Solaklar Kaya Evleri diye nitelendirilmiş alanda Bizans dönemine, erken dönem Bitinya Krallığı'na ait bizim mağaralarımız var. Birinci derece sit alanı, burada güzel tesislerimiz var. Aynı zamanda Seben'de Türkiye'nin ilk fosil ormanı Hoçaş köyünde fosil ormanına sahibiz. Muslar Kaya Evlerimiz var. 333 mağaradan oluşan bir mahalle formatında düşündüğümüz 1200 rakımda tepemize sahibiz. Burada aynı zamanda vahşi hayvanlar noktasında ayı, geyik, vaşak, buna benzer koca kulak dediğimiz hayvanlara her saati rastlayabilirsiniz. Aynı zamanda benim Güven Bey çocukluğum bu derede geçti. Biz burada çocukluğumuzda elimizle, arkadaşlarımızla beraber
Her gün balık yakalardık. Yüzecek yer var mı? Tabii burada 3 tane noktamız var. Hmm. Yapay yüzme havuzumuz var. Oralarda da yüzebilirsiniz. Burada bazı oluklar görüyorum. Büyük ihtimalle ahşap mekanizmalar vardı. Mahremiyet için bölmüşler. Böyle oluklar var. Bazı Hristiyanlık dönemine ait izler var. Belli dönemlerde kat kat yaşamış herhalde kültürler burada. Bu mağara benim yaşayabileceğim gibi değil çünkü alçak. Ama Seben Belediyesi karşıda bir mağara oda yapmış buna benzer. Bir oda yapmış. Yani eğer buralarda nasıl yaşanır diye düşünüyorsanız orada gidip bir gece deneyimleyebilirsiniz. Ama biz ahşap evlerde kalmayı tercih ettik. Ahşapın dokusunu ben biraz daha seviyorum. Buradan çıkınca Seben Pazarı'na gideceğim. Pazarları çok seviyorum. Yöresel ürünleri görme şansım oluyor. Neler yetişiyor, neler bitiyor diye. Onları görme şansım oluyor. Biraz da alışveriş yapıyorum böyle geldiğim zaman. Hem köylüye de katkım olsun diye. Bir de buranın çok güzel bir ekmeği var. Ekmeğinden bir parça yedim dediler. Kadınlar üretiyor. Orayı da görmek istiyorum. Daha sonra gelip kanyona gireceğim. Yüzülebilecek bir yer arayacağım. Çünkü yüzülebilecek yerler biraz daha yukarıdaymış. Biraz güneşin geçmesini bekliyorum. Çünkü hava çok sıcak. Kayalar da çok sıcak. Ondan sonra bu bölümün tozunu o suda atmak istiyorum. Ne aldınız şimdi? İçli ekmek aldım. İçli ekmek. Peynirli yani. 3 tane olsun kızım. Patatesli dediniz sanırım. Yok yok, peynirli. Siz yanlış anlamışsınız. Bu ekmeğin başka ismi var mı? Bu ekmek katmerli diye de geçer. Burada halk şeyinde içli ekmek diye de geçer. Yani bu şehirde içlidir, köylerde katmerli denir yani. Yaylalarda, fırınlarda, eski fırınlarda yaparlardı büyüklerimiz. Özel günler için mi alıyorsunuz yoksa her gün aldığınız bir ekmek mi? Ben buraya pazara indiğim zamanlar alıyorum işte böyle sıcak sıcak. Pazar buranın onun için geldi. Çarşamba pazarı. İhtiyaçlarımızı görmeye geldi. Peki gelip bu kaç günlük ekmek alacaksınız? Ekmeğim var da işte bunu taze diye alıyorum. Taze diye alıyorsunuz. Gelip giderken alıyorum. Çocuklar Bolu'dan götürüyor. Böyle arıcılık yapıyorum ben, yazlar köyde duruyorum. Öyle mi? Kızım ne kadardı? 45 lira. Ah ya. Sizlere de hayırlı. Eyvallah, teşekkür ederiz. Yeşil doğa, koruma, ne güzel programlarınız var. Seyrettin'e doyurmuyor. Belediyeden emekliyim ben Bolu Belediyesi'nde. Şimdi baba mesleğine arıcılık devam ediyor. Süper. Çiçek balı mı? Evet. Çiçek. Buranın çiçeği başka bir çiçek yani. Bizimki yayla tarafında köy. Bu ilaç kalıp... Çiçekle bal alıyor daha çok. Çiçekler çok çeşit. Endemik bitkiler var bizde. Hani bu yonca çiçeği dediğimiz üskülotu aluç çiçeğinden çok aldı. Alış bize yaylada alış var. Alıcın çiçeğinden. Keki, geven, bunlar saymakla bitmiyor. Şimdi bu ekmeği bala mı batıracaksınız? Ballarımız ta yeni çakacağız. Arasası da ta sıcak şu anda. Sizleri de bekliyoruz. Korucuk Köyü. Şakir Güneş. Tamam Şakir Bey. Yanımıza bakarsınız. Tamam. Olduğunuz zaman olur. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bu programı bunun için yapıyoruz zaten. Bal dedi, tereyağı, ekmek. Ekmeğimiz de hazır. Gerçekten müthiş. Buraya geldiğimde kokusunu aldım, içeri girdim. Biliyorsunuz taş fırınlara bayılırım. Hele bir de kadın elinden çıktıysa müthiş oluyor. Bunlardan bir 10-15 tane alıp eve götüreceğiz. Patron kim? Sizsiniz. Ay, çok güzel. Ya biz ekmek diye geldik ama bunun içinde mi dolduruyorsunuz?
Yani peynirli, patatesli yapıyoruz. İsteyen oldu diye mi yoksa eskiden yapılır mı? Sabahları yapıyoruz böyle, alıyorlar. İsteyene de yapıyoruz böyle. Ne zaman başladınız bu işe? 8 yıl oldu. 8 yıl? Evet. Peki daha önce bunu evde mi yapıyordunuz? Yok, ben bunu bir yerde görmüştüm. Nalan'da görmüştüm. Ondan sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik. Arkadaşlarla çalışıyorduk işte. Bu ekmeğin bir özelliği var mı? Yani ne kadar gider? Yani hemen bayatlamıyor. Yani bozulmaz. Katkısı falan yok. Doğal bir ekmek bu. Katkı yok. Maya var. Başka bir şey yok. Tuz, maya. Şimdi ne hazırlıyorsunuz? Pide mi bu? Şimdi bunlardan koyacağız. Arkadaş koyacak şimdi. Bunlara şöyle. Eskiden katmerli derlerdi. Yaylalarda babaannelerimiz, ninelerimiz yaparlardı. Katmerli. Evet. İsmi katmerli. Şu anda kahvelerde çok fazla yaşlı insan var. Zaten Seben Türkiye'de en yaşlı nüfusu olan 3. ilmiş. İkincisi komşu bir ilçe, 2 numara, 1 numara Sivas'taymış. Bugün buranın pazarıymış. Bakalım bir şey bulabilir miyiz? Gerçekten şu an bakıyorum kahvelere. Çok fazla yaşlı insan var, pek genç yok. Aralarında geç kaldık, genç kaldık. Bunun ne özelliği var? Bu fazla artar pişirdiğin zaman. Menceşme yanmaz. Menceşme yanmaz hiç. Yanmaz. Evet. Diğer pirinçlerden farkı ne? Diğer pirinç bu kara pirinç. Diğerleri beyaz pirinç olduğu için şey olur. Ya şimdi beyaz pirinçle şey arasında hani nişasta oranı ne beyaz pirinci yemeyin derler ya işte evet. Kilo yapar bilmem. İşte o taraf şeyli. Bu kilo yanmaz. Bunu nasıl yetiştiriyorsunuz? Bunu kendimiz ekiyoruz. Tarlada ekiyoruz. Suyun içinde kalır bu. Yerli tohum mu? Yerli. Ta ebedede günde. Ha öyle mi? Kardeşim bu pirinç ta eskiden bizim dedelerimizin dedesinin tohumu bu. Ta eskinin tohumu bu doğal. Çok eski. Doğal. Bir doğal. De temiz kınıkçı suyunda yetişir bu. Sağlam suda. Sağlam suda. Duru suda evet. Bu sağlık için çok güzel bir pirinç ama bunu fazla bilen yok. Bizim mevkimizde bilinir bu pirinç. Nasıl pişiriliyor diğer pilav pirinç gibi pişiyor? Biz alıştık bunu göz kararı pişiririz. Göz kararı. Hiç ölçmeyiz. Suyunu, pirincini ölçmeyiz. Göz kararı bire yaparız iki, biz. 1'e 2 veriyorsun. 1'e 2 alır suyu. 1'e 2. Bir bardak pirince 2 bardak su vereceğim. Ben hiç ölçmeyeyim. Çok olmaz mı? Olmaz. Ben hiç ölçmeyeyim. Su fazla yiyin. Fazla artar. Bu pirinç zaten artımlı. Artımlı yani. Bu çok artar. Şimdi bak kardeşim bundan bu kadar pilav ısladık pirinci ya tuzuyla bunu. Sıcak suyuyla tuzuyla ısıtacağız bunu. Yarım olur saat suda. Falan bekleyecek bu. Tuzlu olur suyun suda. İçinde. Tamam. Su da çok sıcak olmayacak. Ama bunu yıkayacaksın. Yıkadıktan sonra bu tuzlu suyun içine beklediği zaman bu tane tane durur çok artar bu. bu kadar daha artar. Çok artar. Artar daha mı? Daha şişer. Bir zaman çok çoğalır bu. Artar. Ya bu lapa gibi olmaz yani. Hayır. Sağda solda gidiyorsunuz köylü pazarı diye yok yok. Aslında normalde köylü pazarı burası. Burada var olanlar mevsime bağlı. Mesela domates dedim yok daha tarla domates çıkmadı dediler. Ama domates neredeyse 12 ay her yerde bulabiliyorsunuz. Ama gerçek köylü pazarı burası. Domates yok dediler çünkü çıkmadı. Birçok şey yok. Sadece biber birkaç sebze var onu bulabiliyorsunuz. Yani 100 tane ürün varsa onu bulabiliyorsunuz. Bazen köylü pazarı diye bir gidiyorsun 100 ürün 100'ü de var. Bu normal değil. O yüzden dikkatli olun. Ben buradan köylü pazarından bugünün ürünlerini aldım. Zaten gördüğünüz kadar bu kadar.
Evet, bu haftalık da bu kadar, güzel bir rota yaptık. Böyle yerlere gelince suyu da içilebilir olursa, temiz olursa Güven İslamoğlu ne yapar? Tabii ki suya girer. Şimdi finali burada yapacağız. Sonra bu suyun tadını çıkartacağım. Çok güzel akıyor. Yani gölet bulmak için neredeyse 2 kilometre yukarı yürümek zorunda kaldım. Allah'tan yağmur yağmış, biraz su yükselmiş. Aşağılarda öyle değil. Burada bir gölet bulabildim kendime. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Ben şimdi bu suyun tadını çıkartacağım. Biraz doğal kirlilik var ama sorun yok.